Aşağıdaki eşitliklerden hangisi özdeşlik değildir? Arkadaşlar, özdeşlik verilen eşitliğin bilinmeyenin tüm değerleri için sağlamasıdır. Yani eşitlikte bilinmeyen yerine 0 yazsanız, 3 yazsanız, 5 yazsanız her zaman eşitliği sağlıyorsa bu ifadelere biz özdeşlik diyorduk. Bir de denklem gibi çözmeye çalıştığımızda 0 eşittir 0, yani elimizde hiçbir şey kalmıyorsa buna da özdeşlik diyorduk. A şıkkından başlayalım. A şıkkında sol tarafta bir çarpma işlemi görüyoruz. Bu çarpma işlemini dağılma özelliğiyle yaptığımız zaman eğer sağ taraftakini bulursak özdeşliktir diyeceğiz. Eğer farklı bir şey bulursak özdeşlik değildir diyeceğiz. 3 çarpı x, 3x, 3 çarpı artı 1, artı 3. 3x artı 3 bulduk. 3x artı 3, sağ tarafta da 3x artı 3 var. Dolayısıyla bu özdeşliktir. B şıkkında 2a artı 4 eşittir 8 denmiş. Denklem gibi çözmeye çalıştığımızda artı 4 diğer tarafa eksi olarak geçer. 2a eşittir 8 eksi 4. 2a eşittir 8'den 4 çıktı, 4. Her iki tarafı 2'ye böldüğünüzde a eşittir 2. Görüyorsunuz a eşittir 2. Yani bir tarafta bilinmeyen, bir tarafta da bilinen bir şey bulduk. Dolayısıyla bu denklemdir, özdeşlik değildir. Diğer şıklara bakalım. 3a ile 2a'nın çarpımı. 3a ile 2a'nın çarpımı. 3 ile 2'yi çarptık. A 6. A ile a'yı çarptık. Tekrarlı çarpım olduğu için a 2 kere kullanıldığı için 6a karedir. Sağ tarafta 6a kare verilmiş, özdeşliktir. D şıkkında çarpma işlemi var yine. Dağılma özelliğini kullanalım. X ile x'i çarptık. X kare. X ile artı 2'yi çarptık. Artı 2x. Artı 1 ile x'i çarptık. Artı x. Artı 1 ile artı 2'yi çarptık. Artı 2. Benzer terimleri düzenlersek eğer x kare 2x x daha 3x artı 2. Sağ taraftaki ifadeye eşit, dolayısıyla bu da özdeşliktir. Özdeşlik olmayan şık B şıkkı. Eşitliğinin bir özdeşlik olabilmesi için K yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Sol tarafta cebirsel bir ifade var. Sağ tarafta içinde K bulunan bir ifade var. Sol tarafı düzenlersek eğer dağılma özelliğiyle 2'yi parantez içindeki a kare ve 3 ile çarpacağız. 2 çarpı a kare 2a kare. 2 ile 3'ü çarpacağız. 2 çarpı 3 6. Artı burada ne var arkadaşlar? 5a. Neye eşit olması lazım? Sağ tarafta 2a kare artı k'ya eşit olması gerekiyor. Sol tarafta ve sağ tarafta olan 2a kare, bakın burada da 2a kare var. 2a kareler birbirini götürünce geriye kalan 6 ile 5a'nın toplamı da neye eşit olmak zorunda? K'ya eşit olmak zorunda. K yerine 6 artı 5a ya da toplama işleminin değişme özelliği olduğu için 5a artı 6 yazabiliriz. Şıklarda 5a artı 6 var. C şıkkı. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde E, F, G bulundukları kenarların orta noktaları. AD uzunluğu 2A eksi 4 ve AB uzunluğu 2A artı 4 santimetredir. Buna göre boyalı bölgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Verilenlerden AD 2A eksi 4. AD'yi yazalım. 2A eksi 4. AB ise 2A artı 4 olarak verilmiş. Ve deniyor ki buralar orta noktalar. E noktası AB'nin orta noktası. O halde AE ve EB'yi ayrı ayrı bulalım. AE'yi bulmak için ben 2A artı 4'ü 2'ye bölmeliyim. 2A artı 4 bölü 2. Pay kısmında 2A artı 4'ü 2 çarpı 2 olarak yazacağız. Bölü 2. Neden böyle yazdık? İkisinde de hem 2A'da hem 2 çarpı 2'de 2 çarpanı ortak çarpan. Dolayısıyla ortak çarpan parantezini alacağım. 2 parantezini aldım. Buradan A geldi. Arada toplama işlemi var. Buradan 2 geldi. Bölü 2. Pay ve payda da çarpan durumunda ikiler var. İkiler gittiği zaman ne bulduk? A artı 2 bulduk. Bu bulduğumuz ifade AE uzunluğudur. Şimdi arkadaşlar, dikdörtgeni 2 eş parçaya bölüyorum.
G ve E noktaları orta noktalar olduğu için G ve E'den geçecek şekilde şu şekilde ikiye bölüyorum. Sol tarafta bir dikdörtgen görüyoruz. Onun alanını hesaplayacağız. Sağ tarafta da bir üçgen. Üçgen zaten bulunduğu dikdörtgenin yarısı. Orta nokta olduğu için sol tarafta bulduğumuz dikdörtgenin yarısı kadar bir alan eklediğimizde üçgenin alanını da eklemiş olacağız. Önce şu dikdörtgenin alanını hesaplayalım. 2a-4 ile çarpacağız neyi? a+2'yi. Daha düzenli olması açısından 2a-4'ü de iki parantezine alacağız. 2a-2x2'dir burası. 4 dediğimiz. İki parantezine alırsak eğer, ikisinde de çarpan olarak 2 var. İki parantezine alırsak, iki parantezinde a-2 geliyor. Çarpı burası a+2. Evet, bu şekilde bırakabiliriz. Bulduğumuz dikdörtgenin, şu taralı dikdörtgenin alanını bulduk şu anda. 2 çarpı a-2 çarpı a+2. Az önce de söylediğim gibi şurada oluşan GFE üçgeni bu dikdörtgenin yarısı kadardır. Yani bu alanı 2'ye böldüğümde 2 çarpı a-2 çarpı a+2'yi 2'ye böldüğümde üçgenin alanını bulmuş olacağım. Sarıyla taradığım üçgenin alanı. İkiler gidince burada çarpı durumunda olduğundan dolayı üçgenin alanını da ne bulduk? a-2 çarpı a+2. Dikdörtgenin alanı bunun iki katıydı. Bakın a-2 çarpı a+2. Önünde de katsayı olarak 2 var. Burada gizli bir katsayımız var. Bu ikisini topladığımız zaman üçgenin alanıyla kırmızıyla taradığım dikdörtgenin alanını topladığım zaman cebirsel ifadeler aynı olduğu için katsayılarını topluyorum. 2, 1 daha 3. Çarpan olarak ne var? a-2 çarpı a+2. Bulduğumuz cevap A şıkkında mevcut. Cevap A şıkkı. 2a-3'ün karesi ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Öğrendiğimiz özdeşliklerden iki sayının farkının karesi özdeşliği arkadaşlar bu. Şuraya özdeşliği hatırlatalım. x-y'nin karesi. Nasıl hesaplıyorduk, nasıl yazıyorduk? Birincinin karesi x kare. Aradaki işaret eksi. 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi şeklinde yazılıyordu. Burada x yerine 2a'yı yazacağız. Y yerine de 3'ü yazacağız. X yerine 2a'yı yazarsanız 2a'nın karesi eksi 2 çarpı x yerine yine 2a yazdık çarpı y yerine 3 yazdık artı y yerine 3 yazdık. Dolayısıyla burası 3'ün karesi oldu. Düzenlersek 2'nin karesi 4, a'nın karesi a kare. 4 a kare. Eksi 2 çarpı 2 4 çarpı 3'ten 12 bilinmeyenimiz a. 12 a artı 3'ün karesi yani 9. 4 a kare eksi 12 a artı 9 D şıkkında cevap D. Bir kenarının uzunluğu a santimetre olan kare ile kenarlarının uzunlukları a eksi 3 santimetre ve a artı 3 santimetre olan dikdörtgen veriliyor. Buna göre karenin alanı dikdörtgenin alanından kaç santimetre kare fazladır? Karenin alanı arkadaşlar bir kenarı a ise bunun alanı a karedir. Dikdörtgenin alanı ise dikdörtgenin kısa kenarı a eksi 3, uzun kenarı a artı 3 santimetre olarak verilmiş. Kısa kenar ile uzun kenarın çarpımıdır. Yani alan eşittir a eksi 3 çarpı a artı 3. Bu bize iki kare farkı özdeşliğini hatırlatıyor. O da neydi? Birincinin karesi a kare eksi ikincinin karesi 9. 3'ün karesi yani 9. Bunu nereden buluyoruz? A eksi b a artı b formatında olduğu için a kare eksi b kareye eşit. Yani a kare eksi 3'ün karesi 9. Şimdi bize deniyor ki karenin alanı dikdörtgenin alanından ne kadar fazladır? Yani a kareden çıkartacağız. Neyi çıkartacağız? A kare eksi 9'u çıkartacağız. Parantezin önündeki eksi parantezin içini etkileyecektir. Dolayısıyla şu şekilde düzenlenecek. A kareden çıkartıyoruz. A kare
eksi içeriye dağıldı. Eksi eksiden dolayı burası artı 9 oldu. A kare ile eksi a kare birbirini götürdü. Sadece 9 kaldı. Cevap D şıkkı. Yukarıdaki şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yukarıda verilen şekli iki dikdörtgene ayıracağız arkadaşlar. Şuradan iki dikdörtgene ayırdığımız zaman bir sarı ile taradığım alanı, bir de kırmızı ile taradığım alanı ayrı ayrı cebirsel olarak yazacağız. İkisinin toplamı da bize şeklin alanını veren cebirsel ifade olacak. Sarı ile taradığım alanı biliyoruz. Kısa kenar 2x, uzun kenarımız ise 2x artı 3. Yani 2x ile 2x artı 3'ün çarpımı. Kırmızı ile taradığım alanı hesaplarken kısa kenarını ve uzun kenarını bulmam gerekecek. Şuranın tamamı 2x artı 3'tü. Şurası 2x ise bu dikdörtgenin kısa kenarı 2x artı 3'ten 2x'i çıkarttığımızda 3 kalır. Kısa kenarımız 3. Kısa kenarı yazalım 3. Uzun kenarımız tamamı 4x artı 3'tü. Şurası 2x olduğu için buraya 2x geliyor. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit olduğundan. Tamamı 4x artı 3'tü. 4x artı 3'ten 2x'i çıkarttığımız zaman buraya 2x artı 3 kalıyor. Şu kısma. Dolayısıyla kırmızı dikdörtgenimizin uzun kenarı da 2x artı 3 oldu. Bu ikisinin toplamı alanı verecek arkadaşlar. Cebirsel ifadeleri toplarken bakın burada ortak çarpanımız var. Burası da 2x artı 3. Burası da 2x artı 3. 2x artı 3 parantezini alarak toplama yapabilirim. 2x artı 3 parantezini aldım. Sarı kısımdan burası 2x artı 3'tü. Ne geldi? 2x geldi. Bu alanları topladığıma göre 2x artı 3'ün buradaki katsayısı 3 geldi. 2x artı 3 çarpı 2x artı 3. Tekrarlı çarpım olduğundan tekrarlı çarpılan cebirsel ifademiz 2x artı 3. Dolayısıyla 2 kere çarpıldığından 2x artı 3'ün karesi olarak buluyoruz. Cevap B şıkkı. Parantez içinde 2x artı y çarpı parantez içinde 2x eksi y ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Burada 2x ve y görüyorsunuz. İki parantezin içinde de mevcut. Aralarında birinde toplama birinde çıkarma var. Bu bana şunu hatırlatıyor. A artı B çarpı A eksi B formatını hatırlatıyor. Bu formattaki bir çarpma işleminin sonucu birincinin karesi eksi ikincinin karesi, yani iki kare farkı demekti. 2x ile y olduğuna göre bilinmeyenlerimiz 2x'in karesi eksi y'nin karesi olacak. Burada katsayıların da karesini almayı unutmayacağız. Çok dikkat edeceğiz. Bakın burada 2x kare demiş. Bu yanlış. 2'nin karesi 4. X'in karesi 4x kare. Eksi y kare olarak cevabı bulacağız. B şıkkı. Şekilde kenarlarının uzunlukları verilen dörtgensel bölgelerle bir karesel bölge oluşturulmuştur. Buna göre oluşan karesel bölgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir deniyor. Arkadaşlar soruya dikkat ederseniz karesel bölge geçiyor. Yani tüm kenarları eşit olan dörtgene karesel bölge diyoruz. Köşeleri de dik. Karenin alanını hatırlayalım. Karenin alanı bir kenarın kendisiyle çarpımıydı. Yani a kareydi. Şimdi burada karesel bölgemizin bir kenarının uzunluğunu bulursak alanı bulmuş olacağız. Bir kenarının uzunluğu şuraya bakalım. Ne var burada? A var arkadaşlar. Başka ne var? Artı 1 var. Başka ne var? Artı 1 var. Dolayısıyla bir kenarımız A artı 1 artı 1'den 2. A artı 2. Alanı bunun karesidir. Bir kenarın karesi. Bu özdeşlik iki sayının toplamının karesi, yani tam kare ifade olacak. Birincinin karesi A kare artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi şeklinde yapıyorduk. Birincinin karesi A kare. Ortadaki ifadeyi düzenleyelim. 2 çarpı 2'den 4 çarpı a ve en son 2'nin karesi 4. Cevabımız A şıkkı. 3a artı 2b'nin karesi eşittir 9a kare.
artı 48 artı 4 b kare eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre a çarpı b kaçtır? Şimdi arkadaşlar sol tarafta gördüğümüz parantezli bir kare alınmış. İki sayının toplamının karesidir bu. Bunun açılımını biliyoruz. Birincinin karesi yani 3a'nın karesi artı 2 çarpı birinci yani 3a çarpı ikinci yani 2b. Artı ikincinin karesi yani 2b'nin karesi. Bunu düzenlediğimiz zaman 3a'nın karesi 9a karedir arkadaşlar. Artı ortadaki ifadeyi düzenlerken dikkat edelim. 2 çarpı 3 6. 6 kere 2 12. Bilinmeyenlerimiz a çarpı b. Artı 2b'nin karesi. 2'nin karesi 4. B'nin karesi b kare. Neye eşit verilmiş sağ tarafta? 9a kare artı 48 artı 4b kareye eşit verilmiş. Sağ tarafta ve sol tarafta olan terimleri karşılıklı olarak eşitleyelim arkadaşlar. Ne var? Sol tarafta mesela 4b kare var. Sağ tarafta da 4b kare var. Sağ tarafta da 4b kare var. Sol tarafta 9a kare var. Sağ tarafta 9a kare var. Sadece ne kaldı? Sağ tarafta artı 48 kaldı. Sol tarafta da 12ab kaldı. O zaman arkadaşlar 12ab'yi 48'e eşitleyeceğiz. Her iki tarafı 12'ye böldüğünüz zaman sol tarafta 12'ler gidecek. A çarpı B kalacak. Sağ tarafta ise 48 bölü 12. 48'i 12'ye böldüğünüz zaman 4. A çarpı B 4. Bize ne soruluyor? A çarpı B soruluyor. O zaman cevap Denizli. Kenar uzunluğu A birim olan karesel bölgenin bir köşesinden kenar uzunluğu B birim olan karesel bölge kesilip çıkarılmıştır. Buna göre kalan bölgenin alanını veren özdeşlik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar TEOG sınavında da buna benzer sorular çıkabilir. Şekil vermeden özdeşlik şeklini size tanımlayıp özdeşliği isteyebilir. Hemen şekil çizebilirsiniz bu noktada. Kenar uzunluğu A birim olan karesel bölge. Hemen bir tane kare çizeceğiz. Bir kenarı A birim olacak. Bunun alanı nedir? A karedir. Bunun köşesinden kenar uzunluğu B birim olan karesel bölge kesilip çıkarılıyor. Yani şöyle bir bölgeyi kesip çıkartıyoruz. Bunun çıkarttığımız bölgenin alanı da ne olacak? B kare olacak. Çıkarttığımız diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla A kare eksi B kare. Sınavda belki bunun açılımını sorabilirler. Bu da iki kare farkı özdeşliği olduğu için birincinin karesi alınan sayı A, ikincisinde ise B. Bu iki sayıyı topluyoruz, bir de çıkartıyoruz. Bunlar çarpan oluyor. A artı B çarpı A eksi B şeklinde. Burada A kare eksi B kare şeklinde verilmiş cevap C şık. Şekildeki PS, TR, KLMN karesini iki karesel bölge ile iki eş dikdörtgensel bölgeye ayırmıştır. KLMN karesinin bir kenar uzunluğu x ve RLSU karesinin bir kenarının uzunluğu 1 santimetre olduğuna göre boyalı bölgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şurada KLMN karesinin bir kenarının uzunluğu x. Yani büyük karenin bir kenarının uzunluğu x. Bize şurası 1 verilmiş. O halde şurası da 1. Burası da 1. Dikdörtgen olduğu için burası da 1. Dikdörtgen olduğu için burası da 1. KN uzunluğu x ise NP uzunluğuna x eksi 1 kalıyor arkadaşlar. NM uzunluğu x olduğuna göre NT uzunluğuna x eksi 1 kalıyor. ML uzunluğu x olduğundan MS'ye x eksi 1 kalıyor. MS x eksi 1 olduğuna göre TU da x eksi 1 oluyor. Aynı şekilde PU da x eksi 1, KR de x eksi 1 oluyor. Şimdi bize sorulan yer iki karenin alanı. Birinci karenin alanı şu, bir kenarı x eksi 1 olan karenin alanı x eksi 1'in karesidir. Diğer karenin alanını biliyorum. Zaten bir kenarı 1 olduğu için 1'in karesinden 1. Bunu unutmayalım. En son ilave edeceğiz. Şimdi gelelim şu iki sayının farkının karesini açmaya. Özdeşlikten biliyoruz. Birincinin karesi
x kare eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi şeklinde hesaplanıyordu. X kare artı eksi pardon ortadaki ifadeyi düzenledik. 2x, 1'in karesi de 1. Küçük karenin alanını da ilave edeceğiz demiştik. İlave edersek eğer x kare eksi 2x artı 1 vardı elimizde. Bu 1'i de ilave ettik artı 1 olarak. Ne oldu? X kare eksi 2x sabit terimimiz artı 1'di. Yanına 1 daha geldiği için artı 2 oldu. X kare eksi 2x artı 2 cevabı A şıkkında. Son sorumuz arkadaşlar. Şekildeki ABCD ve BEFG birer kare. FR doğru parçası AD doğru parçasına diktir. Karelerin alanları arasındaki fark 20 cm kare olduğuna göre FRD üçgenin alanı kaç cm karedir? Şimdi arkadaşlar ABCD karesinin bir kenarına A diyelim biz. DC'ye A dedik. O halde AD'de ne olacak? A birim uzunluğa sahip olacak. Küçük karemiz EFGB karesinin de alan bir kenarı B olsun. Tüm kenarları B oluyor. Burası B olduğuna göre RA uzunluğu da B olacak. Tamamı A idi. O zaman buraya A eksi B kalıyor. Tamamı A idi. B'yi çıkarttığınız zaman A eksi B kalıyor. ABCD karesinin bir kenarı A olduğu için AB uzunluğu da A, RG uzunluğu da A oluyor. Şimdi karelerin alanları farkı verilmiş. Üçgenin alanı soruluyor. Ne alaka diyeceğiz. Bakalım karenin alanları farkı ne demek? Karenin alanları bir kenarı A olan karenin alanı A kare. Bir kenarı B olan karenin alanı B kare. A kareden B kare çıkarsa 20 kalıyor diyor. Peki bizim ne işimize yarayacak dersek? Bize söylenen üçgene bir bakalım. Sorulan üçgene FRD üçgeni. F şurada, R burada, D de burada. FRD bir dik üçgen arkadaşlar. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıydı. Dik kenarlardan bir tanesi A artı B. A artı B. Diğeri ise dik kenarlardan diğeri A eksi B. A eksi B. Bunların çarpımının yarısı üçgenin alanını verecek. Peki A artı B, A eksi B bize neyi hatırlatıyor? İki kare farkını hatırlatıyor. Toplanan ve fark alınan bu ifadelerin kareleri. A kare eksi B kare eşit. İki kare farkı özdeşliği. Bölü 2. A kare eksi B kareyi bize vermişti zaten. A kare eksi B kare neydi? 20. O halde 20 bölü 2'den üçgenin alanını 10 cm² olarak buluyoruz. Cevap A şıkkı.